Efendim Ekranların En Lezzetli programından bir kez daha merhabalar. Ustamla birlikteyiz. Genç aşçımız artık bizlere alıştı. Biz sana alıştık. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Biz de size alıştık. Hı hı. Artık bundan sonra nasılsa beraberiz. Bol bol lezzetli yemekleri ekrana taşıyacağız. Gelsin kilolar mı diyeceğiz? İnşallah. Ama kilolara dikkat ediyoruz, özen gösteriyoruz. Az kalorili. Tabii. Az yağlı, az kalorili, çok vitaminli, çok lezzetli. Peki, bugünkü menümüze göz atacak olursak neler var usta? Bugünkü menümüzde hazırladığımız, evet izleyicilerimize hazırladığımız yemeklerimizde piliç köftemiz var, sebzeli piliç köftemiz var, domates çorbamız var, sütlü domates çorbamız, mücettere var ve höşmerim tatlısı var. Dop dolu. Yok yok yani. Peki ilk hangi yemekten başlayacağız galiba? Senin muhteşem köftenden başlayacağız. Özenle hazırladın, doğradın. Oh ne güzel. Malzemeleri nelerdir bu güzel köftenin? Hemen malzemelerimizi sayalım. Havucumuz var. Daha önceden rendelemiş olduğumuz havuç, soğan, kapya biber ve charleston biberimizi kullanacağız. Domateslerimiz var. Süslemede kullanacağız. İrmiğimiz var. Genelde her evde kullanılan, hani bu sefer yaptığımız yemeklerde biraz kırmızı etten uzak duralım dedik. Beyaz eteye döndük. Tabii beyaz ete döndük. Biraz da ekonomik olsun diye de bu sefer farklı bir yemek yaptık. Güzel olsun diye de sebzelerimizden de kullandık. Baharatlarımız var. Köftenin kıvamını tutturmak için yumurtamız var. Bunlarla inşallah güzel bir yemek yapacağız. Harika değerli izleyicilerimiz. Baharat sevmeyenler eksiltme, çıkartma yapabilir. Bir de burada tavuk kıymasının en önemli özelliklerinden bir tanesi. Eğer biber dolması yapıyorsanız, etli sarma yapıyorsanız, özellikle böyle çıplak dolma diyoruz ondan yapıyorsanız, eğer içine bir miktar tavuk kıyması katarsanız o kadar güzel tutuyor ki onlar. Böyle taş gibi harika oluyor, dağılma olmuyor. Güzel bir şekilde de etin sıkı sıkı tutmasına yardımcı oluyor. O yüzden ben tavuk kıymasını bu konuda çok seviyorum. Hem hafif oluyor, sindirimi kolay oluyor değerli izleyicilerimiz. Bir de dağılmıyor. Ben köfte yaparken de içinde bol bol kullanmaya çalışıyorum. Yumurta kullanmıyorum. Neden kullanmıyorum? Efendim yumurta alerjik, biliyorsunuz alerji yapabiliyor insanlarda. O yüzden dolayı yumurta kullanmak istemeyenler de bu şekilde değerlendirebilir diye düşünüyorum. Yani baharat sevenler sevmeyenler değiştirebilir çeşitlerini. Yine havucumuz, soğanımız, biberimiz, kapya biberimiz olmayanlar yerine farklı malzemeler kullanabilir mi? Ya da olmazsa olmazı mıdır? Ya genelde zaten bugünkü yemeğimizi yaparken her evde olabilecek malzemeleri kullandık. Kırmızı etten uzak durduk. Ekonomik olsun diye beyaz etle yapacağız bugün yemeğimizi. Hani genelde her evin mutfağında, her evin dolabında bulunabilecek havuç, soğan, yani biberimiz olmazsa olmazımız. Bunlar bizim Türk milleti olarak. Olmazsa olmazlarımız bunlar. Bunlarla bugün köfteyi yapacağız inşallah. Nasıl yapacağız peki? Daha önceden çekmiş olduğumuz kıymamız var. Bunu bir kabın içerisine sebzelerimizi, kıymamızı, baharatlarımızı ve irmiğimizi karıştıracağız, yumurtamızı karıştıracağız. Güzel bir köfte yapacağız. Hadi bakalım. Sebzeler de renk katacak diye düşünüyoruz. Öyle mi olacak? İnşallah. Peki, izleyelim, görelim.